ICT Medya TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Oğuz Eren Ege. Gün özetiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, internet üzerinden gerçekleştirilen linç, karalama, şantaj, özel hayat ifşası ve çocuk tacizi ve profil taklidi gibi eylemlerin siber zorbalık kapsamında bulunduğunu ve suç olduğunu bildirdi. Koç, siber zorbalığa karşı yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı. Siber zorbalar sizin için karşılık vermenizi ister. Bu durumda sakin olup karşılık vermeyin. Siber zorbayla iletişiminizi kesin, onu engelleyin ve hesaplarınızı korumaya alın. Kanıt sayılabilecek ekran görüntüsü, mesaj, ses kaydı gibi her türlü bilgiyi mutlaka saklayın. Siber zorbalık yapan hesabı ilgili platforma mutlaka şikayet edin. Siber zorbalık eylemini saklamayın. Durumu aileniz, öğretmeniniz ya da bir yakınınızla paylaşın. Ebeveyn olarak çocuğunuzun siber zorbalıkla karşılaştığını fark ederseniz, çocuğunuzla sakin bir şekilde iletişim kurun. Bilgisayar, cep telefonu ve diğer teknolojik araçlar için uygun kullanım kuralları belirleyin. Çocuklarınızı paylaştıkları içeriklerin kimler tarafından görüntülenebileceğini ve tanımadıkları kişilerle sosyal ağlarda da olsa iletişime girmenin riskleri konusunda bilgilendirin, dedi. Koç, bunların dışındaki siber zorbalık fiillerinin suç unsuru içerebileceğinden, böyle durumlarda diğer suçlarda olduğu gibi durumun kanıtlarıyla birlikte polis merkezlerine veya Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Girişimci İş Adamları Vakfı'nın gerçekleştirdiği ve Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi, Türkiye Oyun Girişimciliği ve Globaldeki Yükselen Yeri konulu panelle devam etti. Selçuklu Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nin ilk günündeki panelde Oyunder Başkanı Tansu Kendirli, dünyadaki oyun endüstrisi pazarının 180 milyar dolar ve Türkiye'deki oyun pazarının da giderek büyüdüğünü ifade etti. Kendirli, Türkiye'de bu pazarda hedef 5 milyar dolardı. Pandemiden önce 1-1,5 milyar dolar seviyesindeydi. Şu anda bunun oldukça üstünde olduğunu söyleyebilirim. Sektörde çalışanlar başlarda 5000 kişiydi. Şu anda 10-15.000 kişiyi bulmuş olabilir, dedi. Bu sektörde yer almak, iş bulmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan Kendirli, İlk başta bu sektörün, bu endüstrinin dilini anlamaları gerekiyor. Sonrasında bu sektörün neresinde yer alacakları konusunda bir fikir, görüş geliştirmeleri gerekiyor. Acaba bunun sanat tarafında mı yer alacak, iletişim tasarımı tarafında mı yer alacak ya da topluluk yönetimi tarafında mı yer alacak? Bir sürü imkan var şeklinde konuştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Milli Muharip Uçağın ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Diğer yandan elde edilen bilgilere göre Milli Muharip Uçağında ortalama 20 bin parça yer alıyor ve bunların üretiminin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Uçağın 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları, kurulum ve güvenlik gerekleri standardı hazırlandı. Standart, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekleri, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konumu, şarj yönetiminin seçimini, ünitelerin montajıyla ilgili tavsiyeleri ve işaretleme gereklerini içeriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin otomobilinin test süreçleri planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Bakanlık olarak bizler de gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. TOG, üretim bandından indiğinde şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan standartlar, elektrikli araçlara dair bir ekosistemle altyapı ve yan sanayisinin hızlı bir biçimde oluşumuna katkı sunacak ifadelerini kullandı. Modern veri koruması sağlayan yedekleme çözümlerinin lider şirketi Vium, çift haneli büyümesine devam ederek 2021 yılının 3. çeyreği için yıllık sürekli gelirinde %28 oranında artış kaydetti. IDC veri replikasyonu ve koruması yarı yıl izleme raporuna göre 2021 yılının ilk yarısında yıllık bazda %5.3 büyüme bildiren Vium Software en hızlı gelir artışını sağlamış oldu. Vium Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su William Largent konuyla ilgili olarak, İşletmeler gelişen siber güvenlik tehditlerini engellemek ve benzeri görülmemiş küresel ve ekonomik zorluklarla başa çıkmak için mücadele ederken,
Modern veri koruması, işletmeleri güvende tutan ve sürdürülebilir iş sürekliliği sağlayan altın anahtar olmaya devam ediyor. Veri replikasyonu ve koruması için yıllık ortalama %2,9'luk pazar büyümesiyle 15. yılımızı kutlarken, art arda 15 çeyrekte çift taneli büyümemize devam etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu büyüme, VM'ın çözümlerinin artan fidye yazılım saldırılarına karşı müşteri beklentilerini karşılamaya ve hatta beklentileri aşmaya devam ettiğini kanıtlıyor, açıklamalarında bulundu. Evet değerli izleyenlerimiz, gün özetiyle karşınızdaydık. Yarın sabah gündemiyle görüşene dek hoşça kalın.